Amacımız Doğu Türkistan'da her saniyelerde ölüme terk edilen çocukların sesi olmak. Her saniyelerde toplu toplu olarak Çinlilerin tacavuza uğrayan kadınların sesi olmak için. Torunlarısız, çocuklarısız, kimsesiz kalan yaşlı başlı kadınların, dedelerimizin sesi olması için. 21. yüzyılında yaşıyoruz. İletişim çok ileri gidiyor. Burada hepimiz, akrabalarımız canlı mı ya da ölü mü onu hiç bilmiyoruz. Sadece kamplarına öyle bir kötü şeyler geliyor ki onu duyunca tüm dünyaya Çinlilerin bu zulmünü durdurun demiyoruz. Duydurmanızı istiyoruz. Dur diyorsunuz istiyoruz. O yüzden buradayız. Buradaki toplanmadık amacımız hepimizin elinde gördüğünüz gibi akrabalarımızın mesela Çin'den, Çin işkencesinde olan, toplama kamplarında olan ve sistematik bir şekilde tecavüze uğrayan kız kardeşimiz, ablalarımız, bacılarımız ve çocuklarımızın o zulümden, o işkencelerden bir an önce kurtulması ve sizlerden de bütün Türk devletinden, Türklerden destek istiyoruz bunun için. Ve şu kardeşlerimizin bu zulümden bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Yani hepimiz şu an burada ailenin ve tutuyoruz. Yakında bir haber duyduk biz. Çin'den gelen bir haber. Toplama kamplarında bir süre kalan sonra da ABD'nin yardımıyla Amerika'ya giden bir kız, Müslüman kız kardeşimiz. Onun dediğine göre toplama kamplarında kızlara mesela sistematik bir şekilde tecavüz ediyorlarmış. Yani kızların bir kızı şuraya koyuyor, önüne 100 adamı diziyor. Onun içinde abileri var, babaları var. O kızın şerefini ayakları altına alıyor. Yani nasıl desem, toplu olarak tecavüz ediyor. Yani siz bakmasanız, gözünüzde kapatsanız o duran insanlardan, hemen onda sen niye göbüzünü kapıyorsun diye onu da götürüyor, işkence yapıyorlar. Ona karşı çıkan ya da yumruklarını sıkan bir erkeği bile görse onu da götürüyorlar, işkence ediyorlar. Mesela çocuklarımız Çinlilere satılıyor, hizmet ediyor, onların hizmetçisi oluyor yani. Kızlarımız mesela onların kullanıp atacağı bir çöp gibi oluyor. Hiçbir değerimiz olmuyor orada. Biz de bundan rahatsız oluyoruz tabii ki. Yani yüreklerimiz kan alıyor. Yapacak hiçbir şey gelmiyor elimizden. Evde öyle oturmak da gelmiyor. O yüzden biz de işte tüm dünyaya onların sesini duyurmak için buraya geldik. Ya sizden de destek istiyoruz bunun için. Hepinizden Allah razı olsun. Yani Türkiye devletimize saygımız sonsuz. Yani bu yaptığımız Türkiye'yi yani böyle mesela kötü bir duruma düşürmek ya da size karşı çıktığımız için değil tabii ki. Ama sadece bizim elimizden de başka bir şey gelmediği için sizden destek bekliyoruz sadece. Peki siz şu anda Doğu Türkistan'daki akrabanızdan haber alabiliyor musunuz? Hayır, asla. 4-5 sene oldu, hiçbir haber alamıyoruz. Sadece birkaç kişiden haberlerini duyuyoruz. Mesela kimi hapiste öldürülmüş işkence olarak. Mesela şu benim kayınbabam. Kayınbabam bizimle iletişime geçtiği için 4-5 sene önce onu 15 senelik hapse çarpıtmış ve bir sene geçmeden hapiste işkence yaparak öldürülmüş. Başkaları da 10-15 sene mesela bizimle iletişime geçtiği için sadece sırf biz burada rahat yaşadığımız için onlar işkence görüyorlar. Yani öldürüyorlar. Katliam yapıyorlar sadece sırf Uygur olduğu için.